Yeniden merhaba değerli izleyiciler, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün kanatlı aleminde koruyucu hekimliklerden aşılama ve hastalıkları konuşacağız. Özellikle kanatlı hayvanlarda hepimizin bildiği üzere aşılama periyotları ve hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi hepimizin merak ettiği şeyler. Bizler mümkün olunca programlarımızda bunlara yer vermeye çalışıyoruz. Mümkün olunca hastalıkları, mümkün olunca hastalık tedavilerini, aşılamaları anlatmaya çalışıyoruz sizlere ki koruyucu hekimlikte 3 temel şart olduğunu her zaman söylüyoruz. Bakım, besleme koşulları, temizlik, hijyen ve aşılama. Bugün bunlardan sadece aşılamayı anlatacağız sizlere. Aşılama ile ilgili konuşacağız ve hastalıkları anlatacağız. Protek Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'ndayız. Yanında veteriner hekim değerli büyüğümüz Güney Gökçelik. Abimiz var, öyle diyelim. Kendisi sektörde ve özellikle kanatlılar konusunda oldukça uzman bir kişiliğe sahip. Bugün ondan hem kendi tecrübelerini, deneyimlerini alacağız hem de bizlerin de mutlaka bilmediği şeyler var. Bunları öğrenmeye çalışacağız Güney Gökçelik'ten ama Güney Bey öncelikle hoş geldiniz. Bizi de kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle Güney Gökçelik kimdir? Buradan girelim. 69 mezunu, hala çalışanlardanım. Emekliliği göremedik diyorsunuz. Emekliliği göremiyorum çünkü bu işi seviyorum. Yani biraz daha devam ettireceğim. Hı hı. Türkiye'nin ilk özel laboratuvarını ben kurdum. Bununla övünürüm daima. Hı hı. Sonra şimdi çoğaldı. 11-12 tane var ama ilk özel laboratuvarı ben kurdum. Tavuk hastalıkları konusunda. Hı hı. O güne kadar devletin inisiyatifinde yürüyen bir sistemdi. Bu arada yurt dışında stajlar yaptım. Hı hı. Türkiye'de araştırmalar yaptım. Siz bu deneyim ve tecrübelerle hem de ilk laboratuvarla birlikte bildiğim kadarıyla da yani şu anda danışmanlık da yapıyorsunuz. Doğru değil mi? Kanatlılar konusunda, tavuk konusunda, firmalara danışmanlıklar yapıyorsunuz. Bizim size ulaşmamız gayet güzel oldu. Onu öncelikle söyleyeyim. Biz yayından önce de sizinle konuştuk. Az da olsa tecrübelerinizden aldım. Bugün aşılardan ve hastalıklardan konuşalım. Özellikle yine bahsettiğimiz gibi, başta da bahsettik, kanatlılar diğer tür hayvanlara göre, büyükbaş veya küçükbaşlara göre çok daha hassas, bir hastalık bulaştığında sürüyü kaybedebilecek riskler taşıyor. Bunu biliyoruz. Öncelikle şundan bahsetmek lazım herhalde, şöyle girmek lazım. Hastalıklar var ama bu hastalıkların etmenleri var. Yani bakteriyel, viral, paraziter anlamda. Biraz genel anlamda hastalıkları tanımlayalım. Sonra hem hastalıkları üzerinden, hem belirtilerinden, hem işte korunmasından, hem de aşılamasına göre birazcık konuşalım sizinle. Ama hep serbest dolaşanlar herhalde. Bütün tavuk anlamında, özellikle tavukçuluk ve tavuk hindi ve kas daha çok bizim yetiştiricimizin elinde olan hayvanlar ama hiç serbeste takılmayalım. Genel anlamda kanatlarda gözüken işte bu hastalıklar ki ortak aşağı yukarı hastalıklar, hem onlardan bahsedelim hem de bunların biraz tedavisi, bakımı, aşılaması, bunlarla konuşalım. Daha yani çok... burada şu var tabii ki, yani genelde dediğim gibi bakteriyel hastalıklarımız var, viral hastalıklarımız var, paraziter hastalıklarımız var. En çok bilinenler nedir burada? İşte örnek veriyoruz, işte sizin çok üzerinde aslında duracağınız salmonella var, marei var, gumborosu var, korizası var, enfeksiyon bronşiti var, yalancı vebası var, tifosu var, çiçeği var. Genel anlamda bunlardan biraz bahsedelim. Hastalıklar, etmenleri, biz hep söylüyoruz genelde, belirtiler birbirine çok benzer ama yetiştirici o kadar çok sağdan soldan duyma bilgilerle bizlere geliyor ki işte şu hastalık var, bu hastalık var. Ya biz bilmiyoruz doğru düzgün bunları, siz nasıl biliyorsunuz? Durum var. Aslında tabii hastalıklar konularını derseniz şu kadar bir kitabı ortaya koymak gerekir. Bence Türkiye'de neleri görüyoruz ya da şu anda aktif olarak derdimiz nedir falan, olur, onları ortaya koymakta yarar var. Şeyi düşünürüm, ben bu mesleğe girdiğim tarihlerde Newcastle büyük olaydı. Daha sonra Avrupa bunu o kadar güçlü kaidelerle reddetti ki Türkiye'de Newcastle varsa ihracat ithalat durur. Şimdi dünya kabul ediyor. Çok enteresan. Yıllarca sonra, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra Newcastle her yerde olabilir. Dolayısıyla bunun ihracatla alakası yok. Yani sende de bende de olabilir. Bu Türkiye ya da Çin'e ya da bilmem niye özel değil. Onun için şunu, hastalıklar konusunda şu hale geldik. Bazılarıyla yaşanır.
Mesela çok iyi hatırlayacaksınız, avyan enflüanza. Bütün dünyanın konu ettiği, bizde de oldu ve çok başarılı bir şekilde hallettik. İlkini yaymadan çok iyi hallettik. Sonrası işte geçen sene Bandırma civarlarında çıkanlar, tamamen hayvanları imha ederek ettik. Ama şimdi dünya şunu biliyor, herkes de var. Avrupa'da da var, şu anda Çin uğraşıyor, Amerika hiç kabul etmezdi. Amerika'da var, Fransa'da hala var. Dolayısıyla bir yere gelmek istiyorum. Hastalıklar artık İngiltere'nin, Fransa'nın ya da Amerika'nın hastalıkları değil. Hastalıklar artık bu relasyon içinde, bu gidiş gelişler, bilgi alışverişleri, paylaşımlar sırasında herkesin derdi hemen hemen aynı hale geldi. Yaşamımızın bir parçası oldu aslında. Evet, dolayısıyla da senin benim diye söylenemiyor. İngiltere bir şeyle önürdü. Ben bunu hep söylemek isterim. Bu 80'li yıllardan önce biz adayız, bize hastalık bulaşmaz. Hatta canlı aşı yapmalardı. Canlı aşı bulaşmasını engelleyebilmek için. Fakat 80'de bir Newcastle girdi, hayvanları kalmadı. Şimdi diyemiyorlar, biz adayız, biz tertemiz kalırız diye. Yalnız hastalıksız bir ada var Yeni Zelanda. Hiç gözükmüyor. Evet. Hatırlar mısınız oraya başbakanken Recep Tayyip Erdoğan'ı dezenfekte ederek uçaktan indirmeye kalktılar da kıyamet kopmuştu. Yani orası, bir tek orası vardı. Ağrı bölge gibi. Evet. Şimdi artık hastalıklar paylaşılıyor. Yani diyemiyorlar ki şurada... Çünkü bunun sebebi şu değil midir zaten? Güney Bey, hastalık dediğimiz bu bakteri de olsa, viral sebep de olsa temel prensip işte stresiydi, pisliğiydi, yani hijyene uymamaktı. Başka yerden taşımaydı. Bu taşımada ne oluyor? İşte örnek veriyoruz, sürüngenlerle olabiliyor, kemirgenlerle olabiliyor. Hiçbirimizin dikkat etmediği genelde sineklerle olabiliyor. Bunlar taşınıyor. Dolayısıyla ben sizin de dediğim gibi bende var, sende olmaz. Bende olmaz, sende olur. Orada olmaz, burada olur diye bir şey söylemeniz mümkün değil artık. Düşünün ki ben çiftliğim olsa, bu kadar da ukalalık eden biri olmama rağmen ben de Newcastle olmayacak mı, böyle bir şey söylüyorum. Risk ya, var her ya zaman. Ya da ne bileyim, çocuklarımın burnunu kapıdan çıkarmıyorum, grip olmazlar diyebilir miyim? Böyle bir şey yok o. Bir de insanların taşıması bence çok daha önem kazanıyor. Neden? Dünyanın her tarafında aynı dedim. Çünkü artık gidip geliyoruz. Yani her gün burada bir yabancı geliyor. Her firmaya bir yabancı danışmanı var ya da advisor var. Birileri gidip geliyor. Hep iç içeler. Dolayısıyla taşınıyor. İnanın Avrupa'da desinler ki yeni bir A hastalığı çıktı. İnanın bir hafta sonra bizdedir. Hemen geliyor. Gidip gelmeler, yani uçan şimdi, kuşlar. Evet, işte uçan kuşlar konuşuyoruz. Giden gelen ilaç alışverişimiz var, malzeme alıp veriyoruz. Buğday, arpa geliyor. Arpayı neyse de şeyi, mısır, soya geliyor. Bunların hepsi bir şekilde gelecek. Dolayısıyla başta da özellikle vurgulamak istediğiniz o çok doğru. Koruma esas. Çünkü hastalık hep var zaten. Burada güzel bir şey vurguluyor. Güney'in ya da Ahmet Veteriner Ahmet'in her şeye cevap veriyor olma, her bölgeye cevap veriyor olması kadar yanlış bir şey yok. Doğru. Şimdi bakın, bileğimi büktürmem bu konuda ama ben Ege bölgesini çok iyi bilmiyorum. Ege bölgesinden birisi bana gelse, şöyle bana bir aşı programı ver dese, hayır, bilmiyorum ben sizin dertlerinizi. Onun için herhangi birine bir program yap, beni kurtar denmez. O bölgenin bütün şartlarını bilmek zorundasın. Aynen öyle. Şimdi biz programlarda seyircilere şunu söylüyoruz her zaman. Bulunduğunuz yerdeki aşılama programı, hangi hayvancılık olursa olsun, bulunduğunuz yerdeki risk, yapılan hayvancılık durumuna göre, oradaki bölgenin hastalık geçmişine göre ve veteriner hekiminizin çok kontrolünde. Doğru. Çok doğru. Yani herkesin her yere program vermesi kadar çok kötü bir şey yok. Bunu yapamazsınız. Şimdi bu şu anlama geliyor değil mi? Standart bir aşılama programı yaparsanız eğer, bunu şöyle kabul etmiş oluyorsunuz otomatik olarak. Hayvan her yerde aynı hayvan, bakıcı her yerde aynı bakıcı, bölge her yerde aynı bölge, sıcaklık her yerde aynı, işte coğrafi koşullar her yerde aynıymış gibi kabul ediyorsunuz aslında. Bu da yanlış. Kesin öyle. Şimdi intensif tavukçuluğu düşünürsek,
sıcağı soğuğu yok. Çünkü onun klimasını ayarlamak zorundasınız içeride. Bu kutuplarda da olsa, çölde de olsa o klimayı ayarlıyorsunuz. Fakat çok da oralar bir şey var. Yoğun olduğu bölgeler var. İşte bakın Bandırma bölgesi. Gelin Bolu bölgesi. Doğru. Ne bileyim işte Çorum. Kıyamet koptu Çorum'da mesela. Bütün herkes bir ara eski bir tarih biliyorsunuz teşvikten dolayı fabrikalarını kapatıp kümesler yaptılar. Sonra yarısı geri kapattı. Niye? Çünkü bu kadar iç içe olmak o kadar da riski bir araya sokmak manasına geliyor. Şimdi de devam ediyor ama şimdi akılanlar ayakta kalabiliyor bu durumda. Dolayısıyla tekrarlamak istiyorum. Herhangi bir yere standart bir aşılama programı verilmez ama standart bir biyosekürite, bir biyogüvenlik programı verilebilir. Mutlaka. Yani bir burada de dediğiniz gibi yani şimdi biz buraya girerken de şey yaptık. İşte ayak havuzları, dezenfektanlar, el dezenfektanları, açık kümesler kullanıyorsak işte kireçler her zaman söylediğimiz. Yine dediğiniz gibi herkesin girmemesi. Yani o hayvanın olduğu bölüme herkesin alınmaması. Kemirgenlerle, sürüngenlerle mücadele, sineklerle mücadele her zaman önerdiğimiz şey. Keza yine dışarıdan alınan hayvanın bir anda sokulmaması mutlaka bir karantina şeklinde en azından belli bir gün, birkaç gün gözlemde tutulması. Eğer imkan varsa kanatlarda özellikle aşılama yapılıp yapılmadan önce testlerin yapılması. Aşılamadan sonra da. Hı? Bu eşeği ne yaptın diye görebilmek için. Yani yani birkaç gün sonra bu aşı bağışıklığı yaptı mı yapmadı mı kontrol etmek amaçlı. Evet. Doğru değil mi? Evet. Şeydeki ilk söylediğinizde de çok önemli. İşte kümes temizliği diyoruz ya da barınak serbest hayvanların. Şimdi bakın bu laboratuvarın esas yaptığı işlerden birisidir. Kümesi temizledim. Benim uyguladığım ya da uygulanması gereken şartlarda yapıldı deniyor. Fakat oradan örnekler alıp kontrol ediyoruz. Doğru yapmamışsın ya da şunları eksik yapmışsın diye. Hala bunlar var. Yani şeye oradan başlanıyor kontrole. Şunu hiç unutmayın. Bütün kitapların başında da yazarız. Laboratuvarsız klinik yani laboratuvar destekli olmayan bir hastalıklar mücadelesi ya da tek başına laboratuvar hiçbir işe yaramaz. İkisinin çok iyi birleşmesi lazım. Entegre olması lazım. Entegre olması lazım. Bunların işte baştan itibaren biyogüvenliğiyle kontrol edip devamında olası çevresel problemlere uygun bir sistemi oraya monte edebilmek. Mutlaka. Yani dolayısıyla burada hayvanı bileceğiz. Yeri bileceğiz, çevreyi bileceğiz mutlaka. Evet. Yani şu bile çok önemli değil mi? Diyelim ki bir kümes kuruyorsunuz, en yakın başka kümes ya da başka kanatlı nerede var bu bile çok önemli. Köye ne kadar yakın çok önemli. Kesinlikle yerleşim yerlerine yakın olması. Şöyle düşünün yeter, bir serçe 2 kilometre içinde uçar. Yani bu ne demektir? 2 kilometre içinde hastalığı taşıyabilir. Risk var, bu doğru. Bu kadar basit. Güvercin içinden bir şey. Yani güvercin zaten hiç yapmıyor. Bu bir kaydedir. Kuşların uzak tutulması lazım. Burada hemen aklıma bir şey geldi. Biz de hastalıkta kümesi yaparız ya da böyle yerleşim yeri yapar yapmaz hemen etrafına meyveler dikeriz. Meyveler diğer hayvanları çağıran bir şeydir. Cezbeder. Yani, evet, yani. Dışarı bazen yemek yemlikler koyulurlar, cezbeder aslında. Bu bir risktir. Yani hayır, üzüm bağı koyup ya oraya ne bileyim ceviz koyarsan kargalar gelir. Üzüm koyarsan serçeler gelir. Yani bunların olmaması gerekirken kabak ağacı dikilir kırılır. Hemen biz etrafını şeyle meyvelerle çeviririz. Bunlar tamamı yanlış. Doğru uygulama değil. İkinci bir hatamız şunu söylerim. İnsan bulaşmasının hepsinden öne alıyorum ben. Biz birbirimize haber vermeyiz problemleri. Çok şaşırırdım. Yine sataşmak üzere söylüyorum insanlara. Düşünün ki 5-6 tane kümes çiftlik sahibi yan yana. Biz akşamları buluşur, yemek yeriz. Ama sabahleyin kimse kimseye yumurtayı kaça sattığını söylemez. Doğru. Nasıl birleşip bir çevresel şey yapıyor? Söyler misiniz? Bizim yetiştiricide yok öyle bir şey. Bizim yetiştiricimizde yok öyle bir şey maalesef. O zaman nasıl kontrol edeceğiz? Ben sağdaki ölümünü soldakine söylemezse siz bırakın o şeyleri. Bir program verilir insanlara aşı. Temizlik programı söylenebilir.
Ama bu risk olduğunu nereden bileceğiz? Yani bu beyinde olmalı, ne yapacağını bilmeli. Yani insanlar bu türlü haberleşmeli. Şimdi yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Yani bu kadar ukalalı giden güneyin kümesi olsa, yani bende hiç hastalık olmaz. Nasıl derim yani, ben şey miyim, aşağılar mıyım? Yani herkeste olur. Herkeste paylaşmalı. Yani en temel sebep taşıyıcılardan bir tanesi insan olduğunu hep söylüyoruz zaten. Kesin öyle. Kümesten kümese gidilme. Biz hep şunu söylüyoruz. Evet, galoş uygulamalar için konuşuyorum. Galoş giyilebilir elbise, o kümese uygun elbise giyilebilir. Ayakkabıları, kireçler mutlaka kullanalım. Mümkün, eğer böyle bir durum söz konusu ise. Söz konusu değilse zaten mümkün olacak. O kümesleri kimseye sokmamak. En doğal olanı, en mantıklı olanı, en koruyucu olanı. Şimdi veba, evet, bizim en çok karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Evet. Biz genelde vebada işte belli başlı belirtiler vardır. İşte hırıltısından tutun da işte akıntısına kadar boyun felçleri, kanat felçleri, ayak felçleri gibi şeyler var. Ama bu tür benzer... Ama bu dediğinizde hemen durduruyorum. Bunu birçok hastalıkta görebilirsiniz. İşte onu diyeceğim. Hemen ona da geliyordum. Ama bunun benzerlerinde, siyahide, yani, marekte, bumboroda görme ihtimaliniz var. Genelde işte bize şöyle bir şey var. İşte o zaman burası lazım. Biz hep şunu diyoruz. Ya diyoruz ki bir tavukta, tavuk genel anlamda kanatlıda, hastalığın kesin teşhisi için laboratuvar testi kesinlikle önemlidir. Başka çare. Hem de bir tane hayvanla değil. Birkaç tane hayvanı alıp, çünkü bir tanesinde bir hastalık olabilir ama öbüründe başka bir hastalık, sekonder hastalık da olabilir. Bunun önüne geçmemiz lazım. Daha yaygın, yani olanak varsa, bakın şu gördüğünüz serumlar, bu gerçi kontrol için geldi ama çok hayvandan alıp, dolayısıyla çok örneği denetleme olanağınız oluyor. Bunlardan serolojik bakabiliyorsunuz. Yani ben şuradaki kan sonuçlarına göre orada Newcastle var diyebilirim. Aynen öyle işte. Evet, yani bunları ama çok önem vermemiz lazım. Bizde genelde işte boyun döktü, boyunu döndü Newcastle. Yani işte veba hastalığı. Veya örnek veriyorum yine. Gözlerinde bulanma var. Bu CRD. Ya da işte tıksırıyor bu, solunum. Ya belki CRD, belki veba, bilemezsiniz. Bir tek herhalde tifo da belli başlı, hani o dışkının renginden dolayı belki bir tifoda ayrım olabilir. Hayvan öleceği için çok rahat görürsünüz. Yani orada yani %50 söyleyeceği için orada rahat görülür. Onun dışında salmonella bile ayrı, şimdi konuşacağız zaten, yani çok ayrı. Şu anda yeni karşılaştım sizinle, şimdi bir ILT artık sanki böyle yeni belamız olacak gibi geliyor bana, ILT hastalığı. Evet. Burada tabii şöyle bir şey var. Biz yayından önce yine konuştuk. Bunlardan korunmanın ilk yolu aşılama. İlk yolu olur. Ama ilk yolu değil. İki yoldan biri. Bunu sözünüzü kestim ama bunu yazarak, çizerek çıldırıyorum hep söylemek. İki şeyi %50'şer. Biyo güvenlik ve aşılama. Bunlardan biri eksikse öbürünün hiçbir değeri yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en güzel aşısını yaptım. Ama şey, bok içinde kümes. Bu değil. Oraya şey, geleceğim. O temizlik ve biyosekürite. Ya da ne bileyim, o kümese girip çıkılıyor. İnsanlar giriyor, hayvanlar girip çıkıyor ama ben çok iyi aşı yapmışım. Hiçbir manası yok. Aynen öyle. Şimdi ona gelecektim. Şimdi bu aşılama yapıldı. İnsanlar şunu zannediyor. Ben, bunun aşısı yapılıysa koruyucudur. Kesinlikle. Öyle bir dünya olmaz. Yok. Evet, öyle bir şey yok. Evet, bir bağışıklık kazanılıyor ama bir süresi var. Kısıtlı sürede. Biz o yüzden mesela örnek veriyorum. Özellikle serbest savukçulukta veya serbest kanatlıda 2-3 ayda bir vebaya bronşitleri tekrarlayın diye söylüyoruz zaten mutlak surette. Ya da mesela biz mareye yapıyoruz. Civciv çıkarken, hatta şimdi büyük firmalar yumurtanın içinde yapıyorlar bunu. Zannediyorlar ki marek yapıldıysa bu mareye başka, öyle bir şey yok. Koruyuculuğu kesin değil. Ya da enfeksiyöz bronşitis yapıyorsun. 3 kere yapılan aşı da var Rapeli ile beraber. Bu arada buna... seni bir durdurup yardım edeyim. Aşılarda iki isim koymak gerekir. İyi aşılar, bu bildiğimiz aşılar. İyi aşılar var. Bunlar ne derdi? İşte çocuklarda yapılan, ne bileyim, felç aşısı mesela çocuklarda bir kere yapılır, bir daha yapılmaz. Bu ömür boyu koruyacak manasına gelir. Tavuklarda da böyleler var. Çiçek bir kere yapılır ve bir daha yapılmaz. Bu iyi aşılardır. Ne bileyim, avian encefalomyelit dediğimiz bir aşı vardır. O sizin boşu döndürenlerden bir tanesi de bu mesela. Karışır dediniz ya, evet, Newcastle'lı, yani bilemezsiniz.
bir kere yapılır. Hı hı. Bu türlü aşılar, leukoz aşısı yapılırsa bir kere yapılır. Bunlar iyi aşılar dediğimiz aşılar. Ömür boyu koruyanlar. Hı hı. Çünkü hücreye yerleşir ve onu devam ettir. Bir de demin bahsettiğin işte Newcastle'da enfeksiyöz bronşitti, salmonella, bunlar belli aralıklarda sürekli tekrarlanmalı ki bağışıklığın düştüğü yerde tekrar bir seviye kazansın. Aynen öyle. İşte bu sürekli yapılanlar onlar. Ve bunları da takibi gerekir. Dediğin gibi bir program içinde yapmak. Sözünü kestim ama sana yardım etmeye çalışıyorum. Bir program içinde yapmak, çevre şartlarına uygun yapmak. Bir de bağışıklığın düştüğü yerde tekrar yükseltmenin yollarına bakmak. Aynen öyle. Şimdi bu aşılardan da ne kadar yapılsa da bahsettiğiniz konu şuydu. Biyogüvenlik kurallarına uymuyorsanız bir anlamı da yok. Vebayı da görürsünüz, İLTE'yi de görürsünüz, gumburuyu da görürsünüz, salmonella'yı da görürsünüz. Aşıyı yapmana rağmen de görürsün. Aynen ama öyle. Zarar az görürsün. Doğru. Yani %1, %2, öbürde %5 ama sonuçta görünebilir. Göründüğü zaman biz o yüzden söylüyoruz. Yine siz dediğiniz gibi mutlaka temizlik ve hijyen koşulları olmak zorunda. Hayvanda stres varsa bu hastalığın yayılması daha hızlı oluyor. Bunun önüne geçmek zorunda. Ya da bahsettiğimiz birkaç hastalıkta ölüm oranı, örnek veriyorum. Rakamlara takılmayın sevgili seyirciler. %10'sa stres varsa %20'ye çıkıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım mutlak surette. Bu aşılar yapılırken de fakat şöyle bir durum var. Her aşı yapılmıyor hayvana. Öyle de bir durum var. Çünkü bunların çoğu maliyet olabiliyor. Çoğu çok gözükmediği için firmalar tarafından önemli derisi altta olduğu için yapılmamış olabiliyor. Yetiştirici genelde şunu şey yapıyor. Ya bunların aşıları yapıldı mı? Yapıldı. Yetiştirici de hangi aşılar olduğunu bilmediği için şunu söylemiyor. Ya bunun vebası mı yapıldı? Bronşit mi yapıldı? Tifosu yapıldı mı? Çiçeği yapıldı mı? Falan filan sormadığı için aşıları tam mı? Tam deniliyor. Sonra şöyle bir şey oluyor. Tabii bu iki sebeple olabiliyor. Ya aşı yapılmamıştı hayvana. O hastalık nüksetti veya aşı yapıldı ama dediğimiz gibi kümesteki evet yani o yok yine gözüktü. Bu sefer şöyle dönüyorlar. Bunların aşıları yapılmamış. Bu hayvanlar hasta oldu. Bu hayvanlar geberdi. Hayvan şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Şimdi bir şey de anlatamıyorsun yetiştiriciye. Ya hani hatayı da anlatamıyorsun. Olması gerekeni de anlatamıyorsun maalesef. Elbette yetiştiriciden kaynaklı problemler de olabiliyor. Anlatamıyorsun maalesef. Bunlarla karşılaşıyorsun. Burada en büyük problem herhalde daha doğrusu en büyük görev, ilk görevde bu hayvanları veren firmalara ya da kişilere düşüyor. Yetiştiriciyi aydınlatmak anlamında. Yani bak bunun bu aşıları yapıldı. Bunu bu kadar sürede tekrarlaman gerekir. Ama aha şey kümesinde böyle olacak. Çevrende bunlara dikkat etmen lazım. İşte dediğiniz gibi yabani hayvanları çekmeyecek şeyler, strese sokmayacak yeterli alan oluşumu, sıcaklığıydı, ışığıydı falanıydı filanıydı. Doğru mu? Çok doğru. Bunu yapan veteriner grupları çok arttı. Özellikle Ege civarında gruplar halinde çalışılıyor. Yani hayvanın civcivin ya da yarkanın alımından giderek bakımının en üst seviyesine kadar yardım ediyor. Tabii bir şeylerin karşılığı. Ben öyle bir şeyler yapmıyorum. Bu bir yere kadar getirir insanları ama şu biraz evvelki söylediğin şeyi de açmak lazım. İnsanları bir defa aşı yapmanın her şeyi halletmek demek olmadığını anla. Şöyle düşünün. Tüberküloz aşısı oldunuz. Tüberkülozlu bir adamı öper misiniz yandan sonra aşı oldu? Ya da grip aşısı oldunuz. Gripli birini kucaklar mısınız gibi? Yani o nasıl oldum denmez. İşte o da biyogüvenlik kısmı. Yani bunu %50-50 ikisini tam kullanmak lazım. İnsanlara bir de bu iyi aşılardan olmadığı için aşıyı yaptım, işi bitirdim, hallettim, yok. O koruma yine aynı ciddiyette devam etmesi gerekiyor. Aşılama eğer her aşıdan sonra bu iş bitseydi, dünyada insanlar birer kere aşı yapar, sonra gider yatar, bir daha da hiçbir şey değil mi? Hasta olmaz. Bir daha da hasta olmaz da olur biter. Böyle bir ihtimal yok. Bir de şöyle bir risk var değil mi? Yani özellikle viral hastalıklarda
veya gereksiz antibiyotik kullanımda, bu insanlar olduğu için kanatlılar için de geçerli, gereksiz antibiyotik kullanımda yeni türlere, yeni suçları yürüyor bu hastalıkların. Yani biraz şimdi özellikle salmonella'da veya ileride de konuşacağız bunları. Dolayısıyla nasıl insanlarda deniyor yani gereksiz antibiyotik kullanmıyor, biz hayvanlar için de aynı şey. Bugün maalesef şöyle bir durum var. Bugün hangi veterinere, bir veterinere gidiyorsunuz. Belki tamamen ve tamamen doğal yollarla ya da işte biyogüvenlik yollarıyla geçirilebilecek rahatsızlık diyelim, hastalık demeyelim, olacak şeylere sürekli bir antibiyotik kullanımı. Aynı şey hayvanlar için de geçerli. Dolayısıyla bir müddet sonra hayvanlarda da düzelme görülmüyor. Veya daha düşük seyretmesine rağmen o rahatsızlık ya da hastalıklarla alakalı maalesef istemediğim sonuçlar olabiliyor. Dolayısıyla burada yine söylediğimiz şey, mutlak aşılamaya ve biyogüvenliğe mutlak surette öncelikle uymak zorundayız. Şurada bir kapı açtınız, onu ilde söylemek isterim. Lütfen. Özellikle viral hasta bakterilerde de geçer. Mutasyonlar, şöyle düşünün, canlılar kendilerini tehlikeli hissettiğinde, insanlarda da geçer. Yani çok soğuk varsa işte giyinmekle kendinize tedbir almaya çalışırsanız, ne bileyim harbe gidiyorsanız elinizde silahlar vardır. Ya da içinde bulunduğunuz şartı ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. İşte bunlar da form kazanarak, mutasyona uğrayarak daima kendilerini güçlü kırarlar. Düşünün ki ben fakülteye girdiğimde 2000 tür salmonella var deniyordu. Şimdi 2500'ü geçti tür olarak. 5-10 suç enfeksiyöz bronşitten bahsederken şimdi 200'ü geçti. Ve artıyor, sürekli yeniler çıkıyor, sürekli yeniler çıkıyor. Her ülkeye özel de çıkıyor. Biraz evvel söyledim. Yani karşıdaki düşmanlar da kendilerini forma sokuyorlar sizle mücadele edebilmek için. Sizin bu işte antibiyotiğinizin ya da ne bileyim aşılarınıza direnebilmek için. Biyosekürite nedir? İşte bunları yeni bir mutasyona uğratmaya gerek bırakmadan öldürmek, yok etmek. Evet, oraya yani şeyi, düşmanı içeriye sokmamak esas. Soktuktan sonra ne yapacağınız konuşulabilir ama esas içeriye sokmamak. Bu çok önemli. Aşılamaların şeyine gelelim. Neden, hangi aşılar niye yapılır? Bunu ille de çevresel şartlara uyulacak diye ısrar ediyorum. Ama bir kısım aşılar vardır ki artık mesela Türkiye için konuşalım. Türkiye'ye mal olmuştur. Biraz evvel söylediğiniz Newcastle aşısı. Bunların belli periyotlarda, özellikle serbest gezenlerse dediğiniz gibi 2 ayda falan tekrarlamaları lazım. Bu 2 ayda tekrarlar bazen intensif yetiştiricilikte de yapılıyor. Eğer çevresel problem artarsa. Risk var ise. Evet. Marek mesela. Yani Marek herkes... 2 kere yapılmaz bu kere. Yok, bir kere yani yapılması gerekenden bahsediyoruz. Evet, sonuçta evet, dediğimiz gibi ilk yumurtadan çıktığında yapılıyordu. Evet. Ama şimdi işte büyük firmalar artık yumurtadayken de yapıyorlar. Yine o uygulama denen şey, evet. Birçok yapılabiliyor, birçoğunu. Onu Gumboro için de yapılıyor. Şimdi öyle bir denemeler var. Yakında gelecekte de o işin esası belki hep orada yapıp belli aralık korumaya çalışacaklar. Ama bunlar hangileri? Belli süre içinde korumak için olanları. Yani civcivi korumak için olan. Ondan sonrakiler yine bir türlü yumurta dışında yine bizlerin uygulamak zorunluluğu var. Enfeksiyöz bronşit sizi mesela. Çok büyük dert. Yani şöyle bir durum söz konusu. Bu benim kendi tecrübem. Sizden de bir şeyler almak isteriz. Genelde ya yapılmıyor, ya arka satıcıları için konuşuyorum. Ya da bir tane yapılıyor. Halbuki benim bildiğim kadarıyla da doğru olan onun 3 kere yapılması. Belli periyotlarda. 2 ya da 3 kere yapılması, öyle diyelim. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ki enfeksiyon bronşitis hem vebayla hem CRD ile karıştırılan bir hastalık. Burada çok kötü bir şey. Enfeksiyon bronşit söyledim. 200 türü var. 3 kere hangisini yapacaksınız? Şimdi şu anda Türkiye'de 6-7 türü geziyor. Hangisini yapacaksınız? Bu böyle bir öyle şey. Öyle de bir risk de var diyorsunuz. Çok kötü. Onun için çok kötü. Newcastle öyle değil. Newcastle'da antijen tektir. Hangi serovarı alırsa olsun ona tek antijen yetiyor. Yani Newcastle aşısı hepsinden korur. Ama enfeksiyöz bronşit... Newcastle'da iki tane form var ya. Efendim? Newcastle'da da iki tane form var ya. Bir tane FD1, bir tane Lasuto. Yani 4 haftalıktan veya işte 2-4 haftalıktan küçükler ve büyüklerde yaptığımız şeyler var. Bu fark eder mi? Bir tanesi canlı aşı, bir tanesi ölü aşı.
birçoğunun. Enfeksiyöz bronşitin de var, gumgoronun da var. Canlı aşılar olayı bir farklı bir şey. Newcastle'da daha fazla şeyler de var, yani suçlar da var, tipler de var. Newcastle aşı suçları manasında üçe ayrılır. Lentojenik, mezojenik, velojenik. Mezojenik olanı, yani orta derecede güçlü olandan aşılar üretilir. İşte bu mesela Lasota ya da İşnerbebir denilen. Bunlardan üretilir. İşnerbebir daha zayıf bir suç. Civcivlere uygulanırsa ağır gelmez ama Lasota gibi suçlar daha güçlü. Civcivlere ama aynı antijen, tek bir antijen üzerine diyorsunuz. Evet, yani neticede antijenik yapıları birbirinin aynı. Tamam. Biraz biri zayıf, biri daha güçlü. Evet. Mesela enfeksiyöz bronşitin masuşet suçu deriz. H120'si var. H41'i var. Biri 41 kere pasaj yapılmış. Öbürü 120 kere yapılmış. 120 kere yapılan daha zayıf oluyor dolayısıyla. Yani bu türlü şeyler vardır. Ama enfeksiyöz bronşit için illi onu alırsanız Türkiye'de çok büyük dert. Dediğim gibi MAS dediğimiz suçla yapıyorsunuz. Alakası bir başka suçtan hastalık çıkıyor. Onun için üç kere yapmak falan değil, bir de o şeyi bilmeniz lazım. Şu anda PCR testleriyle orada problemin hangisi olduğunu da görmek mümkün. Onları yaparak yani hangi aşıyı yapmam gerektiğini de söyleyebiliriz onlara. O zaman mesajımız şu yetiştiriciye, hasta hayvanımız veya ölüm durumumuz varsa bir kere klinik testi yaptırıyoruz. O klinikle beraber kan titresini de alırsak eğer, evet, yani bunu suça göre yani oradaki bakteri ya da virüse göre de bir tedavi söz konusu. Kesin doğru mu? Öyle. Evet. Peki burada şöyle bir soru hemen. Hayvan hastalandı. Biliyorsunuz aşılamada en büyük doğruluk payı hasta hayvan aşı yapılmaz. Evet. Hayvan hastalandı. Yaptığımız bir enfeksiyon bronşiti yaptık. Başka suça çıktı. Geçtikten sonra o aşı yapmamızın bir anlamı var mı? Yok, onu soralım. Şimdi enfeksiyöz bronşit çok uzun konuşuruz. Bence bunu biraz kısaltalım. Tamam. Bu bahsettiğim yüzlerce suçun içinde birbirine cross etkileyenler de vardır. Yani siz MAS dediğim suçu H120 hep lafa edilenler yaparsınız o üç tanesine karşı koruyabilir. Ya da ne bileyim işte QX denen birini yaparsınız, o öbür ikisine karşı koruyabilir. Bunların hesabı çok ayrı bir iş. Yani birbirlerine çapraz yardım edebilirler. Anladım. Onları da bilerek aşı programı yapmak lazım. Onun için onu bence orada o tutalım. Bir yoksa bir hafta onu konuşuruz sadece. Çünkü Türkiye'de bunu değil. İLT'ye gelince, İLT'ye Türkiye'de hiç lafı edilmez. Bu arada çok özür dilerim. O zaman infeksiyon bronşitisi... aşılamadan daha ziyade dikkat edeceğimiz şey kısım o zaman biyogüvenlik. Hayır, aşılamayı yine yapacağız. Hayır, yapacağız ama yani daha üst, yani dedik yani suçları farklı olduğu için koruyuculuk riski söz konusu. O zaman temizliğe, hijyene çok dikkat etmemiz i̇şte lazım. İşte orada aşı tabii kesin bütün hastalıklar için. İnanın ki onu enfeksiyöz bronşit için uygularsanız Newcastle'dan da korursunuz, salmonella'dan. Yani biyogüvenliği ayarlarsanız öbürlerinin riski gittikçe azalır. Enfeksiyöz bronşitte belki 2-3 ayrı aşı önerilir. Bunların üçünün toplamı diğer üçüne daha etkileyecek diye. Yani bu bir başka bir şey program. Onun için bunu yüz yüze şeylerle konuş, problem o halinde konuşmakta yarar var. Türkiye'nin problemi bilmek lazım. Bolu'daki nedir, Bandırma'daki nedir, İzmir'deki nedir, yani ona göre yapın. Newcastle için bu değil. İLT'de 2 sene öncesine kadar hiç lafı edilmeyen bir olaydı. Pat diye geliyor. Niye geliyor? İşte Avrupa ile ilişkilerimizden dolayı. Hep derlerdi siz niye aşı yapmayın? Yapmayız, yoktu derdik. İşte. Al sana pat diye. Çünkü bu ilişkiler getirip götürüyor. Yani yumurta alıyorum, civciv alıyorum, insanlar gelip gidiyor. Dediğim gibi malzeme alıyoruz. Aşı alıyorum. Saman alıyoruz. Saman bile alıyoruz. Dolayısıyla bunu gidiyor. Yalnız bizim bir şansımız var. Enfeksiyöz laringotrahitiste de birçok varyant var. Birine yapılan aşı öbüründe korumuyor. Hani aynı şey gibi, enfeksiyöz bronşit gibi. Fakat bizdeki zayıf bir suçtu. Dolayısıyla da koruma kolay oldu. Yani hiçbir zaman tam koruma olmayacaktı. Bunu kabul edilmesi lazım. Burada tehlikeli bir şey var.
İnsanlar daha güçlü diye. Gizli aşı getirip yaparlarsa felaket o zaman doğacaktı. Bizde bunlar yapılıyor çünkü. Yani eğer istenmeyen bir şekilde elle, ayakla getirip aşıları benimkinde bunu kullanacağım derlerse o çok kötü. O istemediğimiz suçları da yayarlar Türkiye'ye. Dikkat etmek lazım. Ve büyük bir handikaptır o. Bu konuda ben hep bir şey şüpheliyim. Salmonella'yı da konuşalım, programın sonuna geldiğimiz için. Salmonella da hepsini konuşalım deme sakın, o da 2500 tane falan. Salmonella ile ilgili, şimdi genelde dediğiniz gibi birçoğu zaman Salmonella'dan habersiz yetiştirici. Özellikle serbest olup. Bilemez, çok haklı yetiştirici sebep şimdi, Allah saklasın. Tifo var, tifo da bir Salmonella'da, onu ayırıyoruz ama haklısın. Onu, biz Salmonella deyince paratifo etkenlerle konuşuruz. Yani tifoyu ve plorumu ayırırız. Onlar kesin öldürücü hastalıklar. O kötü bir şey. Eskiden çok yaygındı. Biz de şimdi yani çok şükür ki çok laf edilen değil. Salmonella laf ettiğimizde hasta anaçlardan civcivlere bulaştığında bulaşır yumurta kanalı yoluyla. Civcivler de problem yapar. Ama 7. haftadan sonra hiç göremezsin. Yani hastadır hayvan, göremezsiniz. Gizli ama seyredir. Saçar. Şeyden, tifodan bahsetmiyorum. Paratifo etkenlerinden. İşte bu enteritis, tifimurium falan diye konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla yetiştirici bunu bilmez. Fakat insan sağlığı manasında çok büyük önem kazanıyor. Bütün dünyada olay bu. Şimdi bizde de yeni yönetmenlikle enteritis falan görülen damızlıklar kesiliyor şak diye artık. Yani öyle tedavi edeyim filan şeyi kalktı. Aşılama yapılmıyor genelde. Yapılıyor. Damızlıklara ille de yapılır. Bunu yumurtacılarda biraz şey yaparak, yani masrafından kaçarak, biraz zorlanarak yaparlar. Ama damızlıklar kesin hepsi yapar. Hepsi yapar. Ama dediğim gibi yani yer kazacılar veya yumurtacılar çok şey yapılmıyor ve dediğiniz gibi yetişici de bilmiyor evet, zaten. Yani onu yapıp vermeyecektir. Bir masrafı vardır. Çünkü yarkayı satarken ben fiyatları bilmiyorum. Daha önce de konuştuk. Bana para sormayın, bilmiyorum. Alırken çok hoşuma gidiyor ki daha satarken pek bilmem. Mümkün olduğu kadar ekonomik yetiştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla aşıların da kendilerini ilgilendirecek kısmı yapılır. Aynen, evet. Yani Newcastle'dan korur, enfeksiyon bronşitten korur ama o kadar onun işi. İleteyi yapıyorlar şimdi, ondan eminim. Yeni yapılmaya başladı. Evet. Onun dışında da senin için şunu yapayım, bunu yapayım ancak ikisinin arasındaki anlaşmayla yapılır o. Aynen öyle. Yetiştiricinin de biraz evvel söylediğin gibi kesin bunu bilmesi lazım ki devamda ne yapacağını takip edebilsin. Yani yapmadıysa salmonella aşısı yapayım mı? Newcastle'ı işte iki kere yaptı, üçüncüsünün zamanı geldi. İnaktif yapmazlar mesela. Hemen inaktifi yapayım mı? Bunları söylediğin gibi şeyle, satıcı firmayla çok iyi anlaşıp devamını bir program içinde götürmesi lazım. Bölgesinin problemlerini de söyleyerek tabii. Oradaki veterinerlerle konuşularak. Peki son sorum. Bu tür kan titreleri veya işte biyopsiler vesaireler. Nekropsi. Yani laboratuvarda yapılacak testler, nekropsi diyelim. Çok masraflı, maliyetli midir? Yetiştirici bu konuda da şey yapalım. Yani gerçekten yetiştirici burada şurada korkuyor. Yani götürmeme sebebi daha çok para çıkartırlar karşıma. Çok faturayı ağır öderim durumu söz konusu. Bu korkularında haklılar mı değiller mi? Önce bir onu soralım. Çok basit söyleyeyim. Bir Newcastle girerse ne kadar ölür bir kümesine? Yani. Ortalama %30-%50 arası herhalde gidiyor. Yani ancak onun 10 tanesi kadar para verirler. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani %30'unu öldürmek yani, gene 10 tanesi. Yani bundan niye kaçılır bunu bilmiyorum. Arabayı alır almaz sigorta yapmıyor musunuz kardeşim? Kasko sigorta yapılıyor. Yani bunun sigortası da bu, takip edip şimdi ne yapmalıyım? Nereye geldim? Gidiyor muyum? İyi miyim? Bunun sigortası kontrol. O zaman yani. Çok gözü korkutacak bir durum söz konusu. Hayır. Değil. Yani muhakkak bir maliyet. İstediği testi. Ama bu sizin önemli. O geri kalan %20 ile %60 arasındaki maliyetinizi engelleyecek bir şey değil mi? Şöyle düşünün, enfeksiyoz bronşit öldürmez yaşlı hayvanlar. Ama yumurta kabuğunu mahveder. Doğru. Yani bana belki işte 6-7 bir yol yumurta parası vererek durumunu görebilir. Onu mu yapsın yoksa bütün yumurtaların kabuksuz olduğunu mu söylesin? Yani bunları bilmesi lazım.
hayvanların kontrolü, yani ölü hayvanların kontrolü için aynı şey geçiyor mu, yoksa kan titresi için mi konuşuyoruz bunu daha çok? Ölü hayvan, nekropsileri konuşuyoruz, o ayrı bir şey. Yani göremeyeceklerim var şimdi, ölü hayvan gelmişsin, kasılı orada, evet görebiliriz. Göremeyeceğim ne olabilir? Yani, tabii hepsini orada görmek mümkün değil yani. Abi yani ensefalomiyet göremem, çikin anem göremem yani. Bunu test, kan testleriyle şey yapmam gerekiyor. Biz hatta otopside, nekropside deriz ki bunu bir hafta sonra şeylerine baktırın, kanlarına. Aynı anda da değil. Onu da belki ile belirtmek lazım. Hastalığın akut devresi, yani ilk devrelerinde kan testleri yapmanın bir yararı yok. Çünkü antikorlar yükselmemiştir, ben bulamam. Yani hayvan orada ölür, ben bir şey yok derim. Onu bekletmek zorunda kalırız. Onun için nekropsi onun için önemli. Hayvan getirilir. O anda görebileceğimiz varsa söyleriz, bitiririz. Ama göremiyorsak sakın, aman bize 10 gün sonra ya da bir hafta sonra kanserimi yolla ki bakalım deriz. Peki. Güney Bey çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İnşallah yetiştiricilerin işine yarar umuyorum. Ve inşallah bizi izleyeceklerdir mutlak surette. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Çok kısa sürede onu söyleyelim. Teşekkürler Güney Bey. Bir dahaki programda yine sizlerle birlikte olacağız diyelim. Değerli izleyiciler, bu programımızda hastalıklardan ve aşılamadan genel anlamda bahsetmeye çalıştık ve mümkün olduğunca doğru olan bilgileri aktarmaya çalıştık. Şimdi programımızın ilk bölümü burada bitiyor. İkinci bölümümüzde ise biraz daha detayına gireceğiz. Salmonella'ya gireceğiz. Biyogüvenlik uygulamalarından bahsedeceğiz. Yine Güney Hocam'ın şu anda bunlara girersek çok uzar dediğimiz işte infeksiyöz bronşitten ve ILT'ye girmiş olacağız. Biraz daha onları detaylı konuşacağız. Biraz daha pratik bilgiler vermeye çalışacağız sizlere. Bugünkü programımız bitti. Bir dahaki programda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bizlerle Çiftçi TV'de kalın.